Herkese selam, herkese merhabalar. Sınav sürecinde yapılan en önemli çalışmalardan birisi şüphesiz ki çıkmış soruları çözmek. Peki çıkmış soruları çözmek neden bu kadar önemlidir? Bunu iki farklı açıdan anlatmak istiyorum. Yaptığın denemeler içerisinde, çözdüğün sorular içerisinde sınav formatına en benzeyen, en mantıklı soruları görebileceğin yer yine ÖSYM'nin elinden çıkmış olan çıkmış sorulardır. İşte bu noktada çıkmış soruları çözmek sana ÖSYM tarzını, dersler içerisinde hangi alanlardan soru sorduğunu, soru dağılımlarını ve bunları ne şekilde önüne getirdiğini öğrenebilirsin. İkinci boyutu da ÖSYM'nin bir soru havuzu vardır. Sormuş olduğu bu sorular her sene bu havuza eklenerek devam eder. ÖSYM de zaman zaman bu havuz içerisinden sorular seçebilmekte ve çıkmış sorulara çok benzeyen tarzda soruları tekrardan sorabilmekte. Sınav sorularını ciddi bir şekilde çözen ve irdeleyen bir kişi böyle bir durum olursa aa bu çıkmış sorularda çözüm sorunu neredeyse aynısı yine aynı mantıkta sormuş deyip soru yakalamak mümkün. Çıkmış soruları çözmek önemli peki bunları ne şekilde çözmek daha iyi olacaktır? Biraz önce de dediğim gibi senin sınav formatına en yakın çözebileceğin deneme yine ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular. Böyle büyük bir ciddiyete sahip soruları da yine büyük bir ciddiyetle çözmek yakışır. Peki nasıl? Ben kesinlikle son 3 senenin çıkmış sorularının süreyi tutarak aynı sınav formatındaymış gibi çözmek gerektiğini düşünüyorum. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor ki çıkmış sorularda soru sayılarında değişimler olabiliyor. Bu 3 yılın haricindeki çıkmış sorular için de şunu öneririm. Kesinlikle bu sorularda yine bir alan denemesi ciddiyetinde çözülmesi gerekiyor. Peki kaç sene geriye gidelim? Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz değişimleri göz önünde bulundurursak piyasada son 5 yılın 7 yılın çıkmış sorularını içeren güzel kaynaklar var. Onlar da oldukça iş görecektir. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenerek kanala abone olarak ve yorumları görüşlerini yazarak benim analiz yapmama yardımcı olabilirsin. Ben de inşallah ihtiyaçlara göre içerikleri devam ettirmeye çalışacağım. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.